Merhaba. Merhaba efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizler de programımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Bu muhteşem panoramayı, bu güzellikleri değerli izleyicilerimizle paylaşmadan önce tabii ki işletme sahibi olarak sizleri tanıtmak istiyorum. Ferruh Bey, bu sektöre ne zaman ve nasıl girdiniz? 2004 yılından beri aktif olarak yapıyoruz. Kardeşim aslında asıl beyin Gökhan Bey. 2004'ten bu yana devam ediyoruz. İki tane şubemiz var. Marangoz Bahçe Kafe ve Marangoz Bahçe Kafe Gezgin olarak bu ikinci şubemize hizmet ediyoruz. Biz şu an Gezgin olan kısımdayız. Gezgin olan kısmındayız. Evet, burası biraz daha aparatif yiyecek tarzında hizmet vermekte. İzmit, Kocaeli İzmit Başiskele Yuvacık kasabasında bulunmaktayız. İstanbul'a çok yakın. Yarım saat, 45 dakika, 1 saat gibi zamanlarla Adapazarı, Bursa, Sakarya, Eskişehir haricinde 87 vilayetten ziyaretçilerimiz var. Yuvacık barajıyla, doğasıyla, güzellikleriyle, yöresel cennet. Lezzetleriyle bir cennet. Cennet efendim. Evet. Herkese tavsiye ediyorum. Böyle bir yerde ben şahsım adına doğduğuma çok şükür ediyorum. Sizin konumunuz biraz farklı çünkü burada baraja sıfır. Evet. Yani evet. Muhteşem bir manzara evet. Ve panorama var. Evet. Tam konumdan bahsedelim mi? Yani biz Başiskele'ye geldik. Yakacık, Yuvacık köyü olarak buraya gelmek adına tepedeyiz, yol üzerindeyiz. Kaçıncı kilometredeyiz? Burası 6. 7. kilometre arasında Yuvacık merkezden. İzmit'ten 13-14 kilometre. Dediğim gibi İstanbul zaten 40-45 dakikada burada olabiliyorlar. İstanbul'un arka bahçesi. Evet, aslında İzmit'in arka bahçesi gibi, Körfez'in arka bahçesi ama tabii İstanbul'da artık Sapanca kalabalıklaştığı için aktif başka yerlere gelmeye, bu tarafta artık şöyle paralar tercih edilmeye başladı. Şimdi evet. Bu tercihle beraber burada çok fazla mekan var. Evet. Misafirleriniz, müşteri demiyorum çünkü siz onları misafir olarak burada ağırlıyorsunuz. Öyle. Elimizden geldiği konukseverliğiniz kadar ağırlamaya çalışıyoruz. Muhteşem. Tabii misafirlerimiz de bizi anlasa burada tabii bu kadar çok mekan varken neden sizi tercih ediyorlar? Vallahi iletişim herhalde ablacığım. Yani güler yüz, sempati. Karadeniz'in misafirperverliği, güler yüzü. Biraz ondan olabilir. Artı manzaramız gördüğünüz gibi Trabzon Uzungöl'ün kopyası. Gerçekten de öyle. Dedemize yani bir de bunu anlatmakla, böyle sadece göstermekle değil. Aslında burada bunu tam olarak yani. Yaşamak. Burada bir gece uyuyup sabah tabii hani çadırda ne bileyim böyle hamakta falan bir uyumak veya bir butik otelde uyumak gibi güzel bir şey yok. Kalktığınızda doğal buranın ürünleriyle mis bir kahvaltı hava. Yapmak, temiz hava almak bambaşka bir durum. Birçok kuş sesleri. Şehirde yaşayan birçok, betonun içinde yaşayan birçok insanın özlemidir bu. Tabii ki ama bu özlemi de buraya geldikleri zaman misafirlerimizden biz şunu daha çok beklentilerimiz var. Doğayı sevmelerini istiyoruz. Çevreyi sevmelerini istiyoruz. Getirdikleri çöplerini, pisliklerini kaldırıp götürmelerini istiyoruz. Götürmüyorsalar çöp konteynerlerine atmasını bekliyoruz. Gördüğünüz gibi ellerimizde geziyoruz yani. Bunlar artık bizim aksesuarımız oldu. Buna sebep veren de biziz yani. İnsanoğlu. Kainatı seversek, doğayı seversek o da bizi sever. Daha çok bize verim verir. Yani kıymetini bilmek lazım. Evet, teşekkür ediyorum. Gerçekten de güzel bir mesaj vermiş oldunuz bu vesileyle. Doğayı sevip burada bu muhteşem hizmetlerle bizi buluşturduğunuz için size teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Sabah kahvaltısı, yani biraz menüyü de anlatalım. Kahvaltıdan akşam yemeğine kadarki olan süreçte neler sunuyorsunuz? Şimdi kahvaltıda burada iki tane tesisimiz var. Birisinde serpme kahvaltı veriyoruz. Marangoz Bahçe Kafede. Gezgin kısmında burada da tabakta kahvaltı veriyoruz. Çünkü orada çok serpmede çok müsrif oluyor yani dökülüyor, geri geliyor çok. Hani herkes yemiyor. İnsanlar sadece bir Instagram'a bir fotoğraf koyabilmek için kahvaltıyı masamızı donaltın diyorlar ama donatıyorsunuz. 2-3 parçayı alıyorlar, diğerlerini atıyoruz. Siz de alternatif oluşturdunuz. Yani yazıktır, buna. Günahtır, gerek yok. Burada tabakta vermeyi düşünüyoruz. Tabakta da şu ana kadar tabii ki eksiklerimiz, kusurlarımız muhakkak vardır. Kusursuz insan olmaz. Tabakta kahvaltı veriyoruz. İçinde hemen hemen her şey var. Patatesinden tutun, pişisinden süper. Tutun, zeytin, peynir, kişi, başka reçel balımız, tereyağımız öğlen, var. Öğlen, akşam yemekleriyle ilgili neler var? Öğlende ızgara çeşitlerimiz var burada. Diğer tarafta zaten menümüzün içerisinde yok. Orada yok, her şey yoksa, var. Öyle diyeyim yani. Evet. Tatlısından her şeyine kadar. Burada ızgara ve gözlemimiz çok meşhurdur. İddia ediyorum ben köftemin Nusret'ten daha iyi olduğuna. Nusret'e de rakibim. Buradan da ona da sesleniyorum. Yuvacık'tan bir rakip çıkıyor ona inşallah. Çünkü buranın doğal kekiklerinden yetişmiş hayvanlardan biz kıymamızı yapıp da köfteyi sunuyoruz. Lezzetli bir etimiz var. Sucuğumuz etimiz.
Onun haricinde gözleme çeşitlerimiz var. Evet. Kavurma çeşitlerimiz var. Bunları da Karadeniz'den getirtiyorum özel. Burada Yuvacık'ta bizim bir abimiz var, arkadaşımız var. Karadeniz'den bütün malzemeyi getiriyor. Biz ondan tedarik edip bize gelen misafirlerimizin lezzetine sunmaya çalışıyoruz. Evet, burayla ilgili projeleriniz var mı ileriye dönük? Aslında çok projemiz var da biraz belediyelerin destek olmasını bekliyoruz bu konuda. Sıkıntılarınız var mı? Sıkıntılarımız çok. Burada baraj havzasının içerisinde olduğumuz için, orta ölçeklerin içerisinde olduğumuz için imar sıkıntılarımız var. Lavabo sıkıntılarımız var. Biraz da yani teşvik ederseler bizleri, turizme biz katkı, turizme teşvik aslında olacaktır tabii ki. Ama burada buradan da duyurmuş olalım sıkıntılara. İnşallah. Çözüm inşallah. Bekliyoruz. Peki buradan son olarak değerli izleyicilerimize, artık Temmuz ayı tabii ki insanların yasakların kalkıp kalkmasıyla birlikte daha çok bu tarz yerlere biliyorsunuz rağbeti, talebi artmış durumda. Ne söylemek istersiniz? Son cümleleriniz, son sözleriniz misafirlerinize, izleyicilerimize vallahi var mı? Misafirlerimize söylemek istiyorum. Şöyle diyeyim, yani 2 sene aşağı yukarı herkes evinde tıkalı kaldı. Ne kadar sıkıcı bir hayat olduğunu herhalde herkes anlamıştır. Umarım şimdiki yeni bir dünya düzeninde biraz daha tedbirli, biraz daha demin de söylediğim gibi çevreyi, doğayı severek, kendimizi severek, insanları severek, saygı sevgi içerisinde, hoşgörü içerisinde yaşamayı öğretebilirsek kendimize, herhalde bir daha yaşamayız böyle bir pandemi süreci inşallah. İnşallah. Temennimiz o. Evet. Yani. Doğru söylüyorsunuz. Aslında her şey insanoğlunun kendi elinde. Evet, yeter ki doğayı sevelim. Kendi kendimize sevelim. Dünyamızı yok ediyoruz. Sonumuzu getirmeye uğraşıyoruz. İnşallah düzeliriz diyorum abla, ne diyeyim yani. Peki. Teşekkür güzel ederim. Mesajdı. Bizi burada misafir ettiniz. Konukseverliğiniz için rica teşekkür ederim. Ediyorum. Her zaman sektöre olan katkılarınızın devamını diliyorum. Görüşmek dileğiyle. Tüm dostlarımızı, misafirlerimizi, tüm Türkiye'yi nefes alan, kainatta nefes alan herkesi bekliyoruz efendim. Herkese teşekkür eşit ediyoruz. Nefes hakkı var. Biz de herkese bu muhteşem yere izleyicilerimizi bekliyoruz. Bahçe Kafe Gezgin'e. Teşekkür ederim. Hoşçakalın efendim. Sağ olun efendim.